metrelere çizme yapıyorsunuz. Efeler sert adamlar. Dağların sert erkekleri bunlar. Davranışları sert. Davranışları sert. Evet. Yürekleri yufka mı diyorsunuz? Evet, çok yufka. Evet. İşte sizde de o Efe duruşu var. Ve teşekkür ederim. Siz de Efe'siniz zaten. İşim onlar, ömrüm onlardan geçiyor. Peki nedir o zaman? Efelerin çizmeden bekledikleri nedir? Sizin onlara sunduğunuz nedir? Yani nasıl olmalı bir Efe'nin çizmesi? Valla Efe'nin çizmesi böyle gıcırdaklı. Evet. Altı küsele. Ağaç çivili. Ağaç çivili. Tabii. Ağaç çivili mi kullanıyorsun? Tabii ağaç çivili. Ben bakın, şimdi burada metalleri bak, gördüğüm için. Hayır bakın altındaki şu iki sıra noktalar ağaç çivili. Evet. Ben onunla mont ediyorum, onunla çakıyorum yani. Altları o. Onun için ömür boyu da açılmaz. Ha, çok güzel. Hele bir de böyle su nem gördüğü zaman ağaç sonuçta şişiyor ya. Daha da sıkılaşıyor yani. Peki şey mi, benim hayalimdeki efeler biraz da buraya geldikleri zaman ya ustam bunun burası böyle olmuş, şurası şöyle olmuş, çok zorlarlar mı sizi? Yoksa hayır. Böyle hayır. Eline sağlık derler. Hayır bak yaşım 72. Evet. Ben hala da bir müşterimi çizme yaptığım zaman illaki geyik de Allah razı olsun usta eline sağlık dediği zaman mutlu oluyor. Evet. Ve kendimi de laf söyletmemek için evet. Olabildiği kadar ustalar neyse onu yapıyorum. Yani mutlaka belki hatası, hatalı taraf olabilir yani. Ya bu, ama beni göre olmuyor. Beni göre olmadığı zaman da müşteri zaten göremiyor. Zaten el işçiliği olduğu için tamamen el işi. Bu böyledir. Tamamen el işi. Şimdi berberden geldik. Doğal olarak bir ellerine bakın. Tabii. Gördün mü? Evet. Onun ellerinde de emek var ama senin ellerin bu emeği gösteriyor. Çok daha, güzel gösteriyor. Daha çok. Ben içimde şişlikte oluşuyor. Elim bile şişti. Yani paneli çekişten. Çekişten. Masır içinde yani. Derinin içinde. Ama bu nasırlı ellerle akşam eve gittiğinde şimdi torunlarını seviyorsundur belki ama. Aman aman hem ne biçim. O zaman şöyle çocuklardan bir kimler geldi, kimler geçti? Kaç çocuk yetiştirdi bu çizmeler? İki tane. İki tane. İki Allah tane. Bağışlasın. Oğlan var, kız var. Yolları farklı ama yani. Tabii. Oğlan en azından babasının izinden gitmedi. Şu yarım öğrendi, mesleği bıraktı. Ha öğrendi. Öğrendi. Körük yapacak. Şu anki piyasadaki ben çizmeciyim diyenler kadar en az onlar kadar yapabiliyor. Evet. Bu hali getiriyor ama körük olayı yok. Ve benim yanımda da rahat etmediğini söyledi. Evet. Ben rahat edemiyorum dedi senin yanında. Sigara çok içiyor. Sigara içiyor. Sigara içmiyor yanımda ya. Onu bahane etti. Ayrıldı yanından. Bir fabrikada çalışıyor yani ayrıktan. Herkes kendi herkesin yolu ayrı. Ama torunlarım dünü gelesi kadar kızımı da oğlumu da ben destek oluyordum. Evet. Şimdi de torunlar geliyor hep anasından babasından istemiyorlar benden istiyorlar. Dede şu lazım. Dede ben de onlar için çalışıyorum. Kendim emekliyim yani. Evet. Ufak tefek bağım bahçem var evim kendimizin. Ama kazandığım parayı şükür onları harcayabilir. Zevk alıyorum yani para harcamaktan. Ve böyle güzel bir sanatla. Evet. Neticede sanatkarsınız. Evet. Allah çok güzel. Herhangi bir deve güreşlerine şu an belediyeler zaten sponsor. Belediyelerin evet. Desteğini de oluyor. Mutlaka belediye başkanlarına çizme yapıyorsun. Peki deve güreşlerine siz de gidiyor musunuz? Evet ben gidiyorum. Ben çok severim deve gidiyorum. Güreşlerine. Her hafta gitmiyorum. Ben daha çok yörük bayramlarına gidiyorum. Ayaklarım şişiveriyor. 2 saatte çizmeye giydiğim zaman 2 saat sonra çıkardım mı da iyi olmuyor. Gidiyorum fazla da eğlenmiyorum. Deve güreşlerinde içkiden kaçıyorum. İçkiçiliyor ya. Evet doğru. Güneşin altında içerler. Gençliğimin içkici olduğundan belki bir daha başladım. Ben kaçırdım bir dakika. Gençliğimde dediniz. Evet içkiciydim. Körüğü burada çizmeyi yapıyorsun. Körüğü evet. Yapıyorsun. Evet. Koyuyorsun cebine evet. Meseyi. Yok hem körük yapıyorum. Evet. Hem de açıyorum mesela içki rakıya. Başka evet. Bir içki kullanmadım. Rakıya. Hem içiyorum hem yapıyorum. Ne kadar içtiğimi bilmiyoruz tabii. Ne kadar çalıştığını da bilmiyoruz evet. Bu arada. Her gece 11-12 oluyordu. Seviyorsunuz o zaman. Seviyorum. Mesleğimi de seviyorum. Hem alkolü seviyordum hem mesleğim asıl. Şimdi mesleğe devam ama alkole evet. Nokta. Onu bıraktım. 10 seneyi geçti şükür yani. Sağlık da önemli çünkü. Ama deve güreşlerine gittiğim zaman davul zurna, klarnet her şey var. İçki masası bol. O klarneti duyup da bir de... İçim kaynamaya başlıyor. Evet. Ben diyorum hadi dönelim hemen geriye.
En azından. Gençlik de böyle hızlı geçti o zaman. İşte birazcık. Biraz. Birazcık. Yani olacak ama çünkü şey. Mesleğin icabı. Onu diyecektim. Mesleğin bir icabı. Var. Çünkü deveciler olsun, yörükler olsun, hepsi de içki içen insanlar. Hepsi de senin yanındalar. Evet. Evet bak. Peki buradan önce tek bir dükkanınız mı oldu hep yoksa değiştirdiniz mi? Yani açtığınız dükkanla yürüdünüz mü? Yok. Orada devam ettim İbni Melek'te. Evet. 2001'de de İzmir'e taşındım. Arkadaşım kalp krizi sonucu öldü. Ben, Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Ben o dükkanda durmadım. Evet, şey yapınca. Yani sabah 9'dan gece 11-12'ye kadar hep beraberdik yani. Evet. Ağır geldi, hala da o yoldan da geçmiyorum ama. Bak 20 yıl oldu, eski dükkanın önünden geçmiyorum. Şimdi ben de demin dedim ya, Efeler sert adamlar, evet. Dağların sert erkekleri. Evet. Siz de dediniz ki yürekleri yufka. Evet, yufka. Sizin de yüreğiniz yufka. Vallahi yufka. Şöyle baktığım zaman, hani böyle taş gibi sert bir adam, ondan sonra... Çarpsan geri gelirsin ama yani, orada çok ince bir yürek var. Evet. Efelerin zaten bu tabiatında var. Mesela fakiri kollamak, gözetmek. Evet. Hani Cumhuriyet'ten önceki dönemlerde dağlarda oradan buradan ama gasp yapmış, ama soygun yapmış ama illaki fakirleri beslemiş yani. Efeler. Zamanın getirdiği neyse şartlar o. Tabii. Öyle yani. Bizim işimiz de böyle. Peki çırak herhalde ne yazık ki var, yetiştirdim 3-4 tane ama körü geldiği zaman hep kaçtılar yanımdan. İşin kolayını kaçtılar. Evet. İzmir'de ayakkabıcılığı başladı. İzmir'de 8-10 sene öncesine kadar benim kalfam vardı. Evet. Aynı ustanın çıraklarıyız. Tahsin Hasköylü. Çok büyük erkek ayak. Sonra şimdi çocukları zenneci. Ama körü yapmadılar. Hiçbirisi. Kaçtılar. Zor geldi. Evet. Bir de çağa ayak uydurdular. Evet. Sanayileştiler. Tabii. Makineleştiler. Bu çizme insanı zengin etmiyor ama çok rahat bir hayat yaşatıyor. Ve mutlu ediyor. Evet. Evet. Rahat bir hayat yaşatıyor. Ne demek şimdi gidiyorsun herhangi bir kaymakam veyahut belediye başkanı Allah diyor Tatire'den de ustam gelmiş diyor. Hani beni özel bir şey gösteriyor. Saygı gösteriyor. Yaşından dolayı. Ve sanat, hem sanattan tabii. Yoksa ötek gibi cizmeci Hasan'ı kim bilsin? Cizmenin hatırına. Hem cizmenin hatırına hem yaşınız var hem de yaptığınız iş. Evet. Evet. Yani inan bak 68'den beri kendi adımı yapıyorum çizme. Evet. Hiçbir Allah'ın kulu usta şurasını şura diyen olmadı. Peki şimdi çırağınız var mı? Yok. Yok. Ölüyor artık. Çok yani. Sıkıştığın zaman. Evet. Ayakkabıcı olup da hani cizmeci değil ama ayakkabıcı olanlar sadece kalıbı mont ederken kullanıyorsun. Yani şu şekilde getirmek için. Evet. Kullanıyor. Onu biz 2 gün, 3 gün bu hale getiriyor. Devamını ben kendim taksit taksit yapıyorum yani. Çift çift yapıp bitiriyorum. Ve zannımca gözünüz gördü. Evet şunlar bile köşeli. Altları yapılacak bunlardan. Evet. Alt onlardan alt yapılıyor. Altları zaten bak numara da burada kestim. Kestim burada numara. Bu 38 numaranın, bu 39, bu 41 o şekilde. Şurada değer katan. Evet 44 her numarası var yani burada değişik. Tabi el yapımı olmaları da ayrı bir şey. Tabii ki. Topukları dahi kat kat kösele. Bak şu da öpçeleri kat kat bundan kösele. Yani eski işçilik ve el. Yani evet şu an bunları böyle bıçakla kesip düzeltebilecek bir usta yok yani. Haliyle. Hani şimdikinden daha modern, küçücük bir bıçakla zaten genelde hep plastik. Evet. İmitasyon yani. Altlara hazır alt yapıştırma. Bıçak kullanmıyor. Ama ben şunu gördüm. Yani zaman içerisinde teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi bazı meslekleri çok çabuk öldürmüş. Evet. Fakat sizin meslek ölmemiş. Teknoloji bizim mesleğe giremiyor. İşte girememiş. Giriyor aydın gibi yerlere girmiş. Evet. Onu da biraz daha modernleştirmiş. Şimdi isimlerim aydın da iyi bir usta var. Evet. Ama işte altları yapıştırma. Kısmen o da uymuş. Tabii makinalaşmış biraz. Geldi ben usta dedi biz dedi çok çizme yapıyoruz. Geliyor yanıma. Evet. İzmir'deyken ama burada değil de malzeme ama geldiğinde
Usta biz dedi çok cizme yapıyorum ben dedi sen. Sordum sorması ayıp hani beni ilgilendirmiyor. Kaç çift dedim yapıyorsun? Senede 40 çifti falan dolduruyoruz dedi. Senede. O İzmir'de yanında 3 tane adam vardı. Evet. Arkadaşın birisi dedi bak dedi kardeşim böyle 33. gün dedi 46. çift dedi elimizde. Yani. 400 çift çizme yapıyorum. Peki şeyden İzmir'den mi döndünüz tekrar Tire'ye döndünüz? Evet. Herhalde. Ya eşim dedi. Evet. Ya kızım dedi Tire'de evliyor. Oğlan Tire'de evliyor. Biz ne yapıyoruz daha dedi burada. Hadi dedi biz de dönelim. Memnun musunuz? Yani İzmir'de tabii. Yaşamak sizi daha mutlu eder. Yok burada. Burada. İzmir'de genç olsan, çevrem olsa, hani arkadaş evet. Çevrem fark etmiyor. Ama orada monoton veya dükkanda evden çıkıyorum dükkana arabayla. Evet. Akşamüstü oldum saat 7-7.30 dükkandan çıkıyorum eve. Kahve alışkanlığım yok. Haliyle. He, ama burada şu an bile bütün eski ahbaplarım toplanıyor. Burası panayır yeri gibi oluyor. Evet. Yok gençken şunu yaptık, şunu yaptık falan diye bir insan. Tabii hayat sadece çalışmak değil değil mi? Yani değil şöyle, tabii. Çalışırken de eşinle, dostunla tabii, aynı ortamı paylaşırsan mutlusun. Yani. Tabii canım tabii. Tabii ben pazar günleri falan geliyorum oraya. O derece değil evet. Mi? Ha çok mu yoruluyorum? Yorulmuyorum. Yapacağım kadar bir iş yapıyorum. Pazar gün geliyorum, deri kesiyorum. Cizmelerin yüzlerine. Evet. Veyahut da pazartesi, salı kullanacak olduğum kalıpları hazırlıyorum. Siparişe üstler hep bez yapılıyor kalıpları. Evet. Hani çıplak kalıpta evet. Kullanmıyorsun. Anladım. Ha, onun için işte vaktimiz böyle geçiyor. Şimdi şöyle değil mi? Bir şeyler öğrenmek. Ondan sonra evet. Hayatın telaşı, evlilik, çocuk, evet, telaşı, evet, evet. Yol yürünmüş. Evet. Bu çizmeyi de yürünmüş. 40 küsür yıl. 42 yıllık. 42. Ha, her gün giysen dayanmaz da senede giydiğimiz bir ay veyahut da en çok olsun 40-45 güne. O da yörük bayramlarında, dev evet. Güneşlerinde. Ama eskimiyor. Şeyi var. Yani yol arkadaşları evet. Sizinle. Evet. Hatırası var yani. Ben bunu giydim. Yine İzmir'e gittiğimde giydim. Etrafımda evet. İki tane bıçkın delikanlı. Evet. Etrafımda geziniyor, dikkatimi çekti. Bayağı bir benden bir fuarın işlerinde olsun. Evet. O en son döndüm, siz de ne geziyorsunuz ya? Hani beni takip ediyor. Evet, anladım. Birisi dedi ki, abi ya dedi, ayak ayağına kadar dedi, çizmeye. Kimi yaptırdın diye soracağız, utanıyoruz dedi sonra. Dedim ben yapıyorum. Geldiler ama. Geldiler. Geldiler, dükkanıma geldiler. Ya bu büyük bir ha, birisi de hem orada bir pavyoncuydu, bar çalıştı. İsmail Okkalı diye biri. Evet. Adı sana oydu yani. Evet. Onlar geldiler. İşte dedim ya, senin müşterilerin kimi yufka yürekli, kimi evet. Sert yürekli ama evet. Hep sert adamlar. Evet. Hepsi de hiç yani böyle kaypak birisinin denk gelmedim. Hele bu Efe'lerde. Buraya girmez zaten. Yani şu çizmeyi ayağını sokan adam... Şimdi adamlar bazısı diyor ki grupları yap veriyorum. Grupları derken bütün köyleri, evet. Yörükleri yaşatma dernekleri var. Evet. O dernek çizme yaptırıyor. Başkan hepsinin parasını topluyor. Ölçeme verirken yarısını veriyor, yarısını teslim ettiğini veriyor. Evet. Kimisi de garip yazık, fakir. Yani. Bakıyor, dönüyor geriye. Birçok kişi de öyle parasız yap verdim hibe. Yani çok seviyor. Ama ulaşamadım. Ha, birisini sordum dedim bu ne böyle dedim. Bakıyor abi dedi o çok fakir ya. Yanında da terzi o kilot pantolon, yelek, diken, kasketi evet. Diken. Beraber ortak gibi beraber gidiyoruz bir yere. Tabii. Ha, o elbisesini evet. Dikiyor ben çizmesini. Dedim terzi Niyazi. Ben evimde oturuyor. Çok iyi bir adam. Niyazi dedim sen bu adamı dedim, bedava elbise diker misin? Hayrola sana abi dedi. Ben bedava çizme yapacağım dedi. Ama sen de elbisesini yap. Tamam abi lafım olur. Ne kadar güzel. Kaç kişiye? Bak adam evinde başkasının verdiği kirazı getirdi bize hediye diyor ya düşün. Böyle birisi yani. Hasan Bey güzel bir sohbet oldu benim için. Teşekkür ederim sağ ol. Sanatı sürdürüyor olmanız da ayrıca hem kültürümüz ve hem toplumumuz adına bizim için bir övünç kaynağı. Vallahi elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum işte. Allah size zihin açıklığı versin. Amin. Amin kardeşim. Cümlenize. Gözünüz gördüğü, eliniz evet. Tuttuğu müddetçe evet. Bunu bizden mahrum evet. Etmiyor. Aynen. Zaten bütün uğraşım da o. Hala da yaptığım bir çizmeye karşı koyuyorum, etrafını bir tur atıyorum, bakıyorum.
hoşuma gitmedik yeri varsa düzeltmeye çalışıyor. O şekilde yani. Seviyorum mesleği. Şükür paralı da. Genç olsun insan çok yapsa çok para. Ama bizi yetim artıyor yani. Çoluğumuz, çocuğumuz, torunlarımız yetiyor. Peki, kalın sağlıcakla o zaman. Allah razı olsun. Sen de kal sağlıcakla.